Lokumları çekiyoruz. Evet. Bir koyunda abi bu kadar çıkar abi. Evet. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Gaziantep'teyim. Gastronominin başkentine geldim. Neredeyiz? Pişirici Abdullah Usta'ya geldim. Burada birbirinden lezzetli yemekler yiyeceğiz. Hadi içeri girelim bu güzel videomuza. Hep birlikte başlayalım. Evet, pişiricide içeriye girdik. Abdullah Usta'mla birlikteyiz. Evet, Abdullah Usta'm kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş geldin. Nasılsın, görüşmeyelim? Elhamdülillah abi, çok şükür. Vallahi yüzüm gülüyor, işler yerinde. Elhamdülillah abi. Geldik yaklaşık 1 saat, 1,5 saattir. Evet. İçerinin boşalmasını bekliyoruz. Aynen öyle oldu. Allah daha çok versin abi. Eyvallah abi, inşallah. Gülen yüzün hiç solmasın. Teşekkür ederim inşallah, çok sağ ol. Şimdi abi ne yapacağız bugün? Bu etleri niye dizdin sen böyle? Ne güzel etler yapmışsın böyle ya. Etler küşlemet de deniz abi, biliyorsunuz. Ha, etleri şöyle bir gösterelim abi. Aynen. Küşlemet mi? Evet. Bir koyunlu abi, bu kadar çıkar abi. Evet. Biri bütün bir tarafında, biri diğer bir koyunlu abi. Her bir koyunla küşleme bu kadar. 200 gram, 300 gram. Aynen. Küşleme bu. Evet abi benim. Bu Antep'te biliyorsunuz abicim, küşlememiz meşhurdur. Bunu şişe saplayıp kebap olarak ikram ediyoruz misafirlerimize. Evet abi. Abi benim bu beyaz et dediğimiz. Evet. Abi biz bunları kuşbaşılarda kullanırız. Tamam abi. Efendim ben söyleyeyim. Abi bu kısa bir et. Şunu şöyle tarif edeyim sana abi. Evet. Bu ayıklanmamış hali, yüzünün yağıyla. Bu da bunun ayıklanmış hali. Harika. Aynen. Ya bu temizlenmiş hali, evet, bu yağlı hali. Ama ben yağlı halini daha çok tercih ederim. Bunlar abi pamuk gibi yumuşak olur abi. Evet. Yani dişim olmasın. Sen bunun böyle tereyağlı bir yere Instagram'da böyle cıvız cıvız bir şeyler yapıyorsun ya. Yapacağım abi sana. Ciğerim parçalıyor böyle. Hele bir de gece yarısı denk geldiğin aynen zaman var ya o videoya. Allah şimdi yapacağım ya abi sana inşallah abi benim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Abi lokum yapacağız. Lokum yapacağız abi. Tamam abi. Hemen lokumumuzu yapalım abi. Hacı Şakir lokumu mu olacak abi? Aynen öyle abim. Eller de otomatiğe bağlanmış. Aynen. Tak tak tak. Kaç yıldır yapıyoruz Abdullah abi mesela? Abi ben dedim bilirim bu işin içindeyim yani, ya. İnan ilkokul 3'e giderdik. 40 sene oldu mu? 30 sene oldu mu? Yok, yaşım benim daha genç abi. 37 yaşındayım. 37 yaşındasın abi. Aynen öyle. Sen var ya bayağı gençmişsin ya. Aynen abim. 37 yaşındayım abi. Yani ilkokul 3'e giderdik, biz bu işe başladık abi. Burada hep genellikle Gaziantep'te geziyorum. Hep böyle küçük yaşta çıraklar başlıyor. Evet, evet. Senin oğlan salata yapacak bana değil mi? Aynen başlıyor. Oğlan yapacak aynen, değil mi salatayı? Evet, evet, evet. Tamam abi, ben evet, o oğlan, senin oğlandan salata yemek istiyorum. Eyvallah, abi. Tuzu verin meyla. Gel bakalım buraya, gel gel gel. Elimi hemen kaçıyor. Elimi öperim. Ya var ya, ne haber? Güzel. Ya sen ne güzel salata yapıyorsun öyle ya. Temelden yetişiyor abi. Oğlum çat 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 eline vuracağım diye var ya, ben korkuyorum. Videolarda var ya, küt 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 küt. Bir vuruyor bıçağı. Allah dedim elini şimdi kesti, şimdi keser ama biraz sonra bana salata yapacaksın. İşte abi biz de. Tamam. Abdülsamet kaderdik bu işin içerisinde. Evet. Efendime söyleyeyim, bunacıktan bu yana yetiştik geldik. Abi yani öyle abi, çekirdekten şimdi yetiştiniz siz. Biz babadan yetiştik Abdülsamet, inşallah nasip olursa bizden yetişip gel inşallah. Şimdi dersleri boş bırakmıyoruz değil mi? Dersleri boş bırakmıyoruz. Aa bak, okuyacak en güzel şekilde yerinde okulda bitireceksin, yine gelişim başlıyor. Hafta sonları, cumartesi günleri, bir de okul tatillerinde geliyor benimle beraber, evet, elimizin altında, ustalarımızla beraber çalışıyor. Abdülsamet sanatı öğrenmeye çalışıyor. Harika, Allah'ın süper. İnşallah. Ben de çocukken bizim de restorantımız bu, yani ben evet, baba mesleği restoran. Evet. Abi bizim karnede zayıf geldi mi bulaşığa atarlardı direkt. Evet. Sende var mı öyle bir şey? Bizi bulaşığa direkt atarlardı bak. Onun için abi biz evet, mümkün mertebe zayıf getirmemeye çalışırdık. Evet. Yaramazlık yapmamaya çalışırdık. Şimdi bunu şişte pişireceksin galiba abi. Evet. Evet abi. Şimdi bunları böyle şişliyoruz. Kaça gidiyoruz Abdülsamet? 6. sınıf. 6. sınıfa gidiyorsun. Çok güzel. Oh. Tamam, güzel. Şimdi bunu ocağa mı atacağız abi? Aynen abim benim. Tamam. Sen bunlara şey yap abi, biz bir Abdülsamet'le şeye geçelim, salata mı yapalım? Ocağı atma, bizi bekle. Biz bir salata yapacağız. Sıra, tamam, geçme bakalım, peki. Ne yapalım? İçeride mi? Gel. Dikkat et ama. Vay vay vay, maşallah maşallah diyelim abi, ne diyeyim ya. Adamın eline şey otomatiğe bağlamış, nazar değmesin. Bu arada maşallah çekin arkadaşlar, izleyen arkadaşlar.
Adama nazar değdirmeyin yani. Valla harikasın ya. Tamam yeter, hiç yapma. Kendini... Salatalı da doğrayalım. Tamam, canavar ya. İşte Gaziantep'in olayı bu. Çocuk yaşta çekirdekten başlıyorlar yetişmeye. Okuldan çıkar çıkmaz babanın restoranta geliniyor değil mi? Burada çalışılmaya başlanıyor. Süper. Teşekkür ediyorum kardeşim, tamam mı? Hadi. Kendine iyi bak. Evet, ustam. Tezgahı doldurduk. Abi sizde her şey var değil mi? Evet. Neler var abi? Ciğerimiz var. Ciğer var. Kıyma var. Kıyma var. Adana, kuşbaşı, zebzeli, simit kebabı. Hepsi Maraş var. Maraş taraklı. Evet, mevsimine göre patlıcanlı kebap, soğan kebabı. Mis gibi. Kebap çeşitlerimiz mevcut bizde. Tamam abi. O zaman ben, bunlar bitsin abi. Ben masaya geçeyim. Aynen. Başçı üstüne ben de geliyorum abi. Sensiz olmaz. Beraber yiyeceğiz. Tamam. Geliyorum abi. Hadi görüşürüz abi. Saygılar abiler. Sağ ol. Evet, Abdullah Usta. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Tereyağı koydum. Böyle ben yardımcı olayım abi. Allah Allah. Ah, duman duman. Lokumları çekiyoruz. Abi yakma bizi. Evet. Aman abi bizi yakma valla. Sonumuz şeye gelmesin bu. Hani sosyal medya dönüyor ya abi. Evet abi. Ateş alıyor, ortalık yanıyor. Dur abi, dur. Neyse, gazi oluruz ya. O ne abi? Kavrulmuş tereyağında ceviz. Tereyağında kavrulmuş evet. Ceviz. Evet. Vay. Olaylar burada farklı boyutlar kazanmış abi sen. Aynen öyle. Antep fıstığı bekliyordum da ceviz neyse artık. Aynen. Ama yiyince bakarsın abi. Gel abi sen gel. Yakıştığını görürsün abi. Gel demeyeyim. Abi beraber yiyeceğiz. Hemen. O nedir abi? Bu da abicim. Ha, senin bu meşhur aynen. Kaşarlı aynen simit abi. Kebabın abi. Evet abi. Evet. Tamam abi. Gel abi gel. Gel, gel abi. Gel gel. Şimdi. Abi, ne güzel bir koku geldi. Tereyağın kokusuna bayılıyorum ben. Aynen abi. Tereyağı da ben de Trabzon tarafında abi bir aylada geliyor yani Samsun'dan geliyor tereyağlar burada. Güzel bir tereyağı. Çok güzel tereyağı aynen, burada. Bir tereyağı abi. Bu haliz tereyağı, tereyağı kokusunu haliz hissettiğinde tereyağı. Bilmiyorum. Ben çocukluğumdaki yumurtalar aklıma geliyor. Evet abi. Hep, nedense hep nedense evet. Bir tereyağı kokusu bana evet. Yumurta yeme hissi uyandırır. Evet. Evet evet değil mi? Beraber yiyeceğiz. Evet, bana... evet Tule gelir misin? Tule'cim bir göstermek istiyorum. Etin içindeki bir kıvamı. Bakın. Bakın. Su oranı gayet yüksek. Bak, simit kebabı abi. Kebabı abi. Gel. Abla gel. Çek sandalye çek. Niye? Çek. Sandalye ya da ya. Öyle olur mu oradan bakıyorsun ya? Niye tok musun sen? He? Hemen bir çay servis tamam. Yemeği seviyoruz abi ya. Abi evet, abi ya. Çok yedirmeyi yani. Seviyoruz abi. Et yakışmış. Ceviz yakışmış be sağ ol. Yorumlar. Etle beraber güzel gidiyor abi. Evet. Valla şöyle cevizi severim zaten. Yapıyoruz. Ceviz her harikada. Sabahlar en az 3-4 tane yerim. Çok güzel. Zaten bunu biliyorum abi. Geçen sene evet, de yemiştim abi. Evet. Cevizlisinin evet. İlk defa yiyorum burada. Afiyet olsun. Sende biraz inovasyon ürünler çok fazla. Aynen öyle abi. Yani birçok inovasyon aynen. Ürünüm var. Evet abisin. Şu ciğeri. Bu ciğer kavurması. Onu ben biliyorum abi de. Evet. Şöyle. Bundan sabah kahvaltıda yiyorsunuz. Abi sabah kahvaltıda da yenir. Gece saat 1'de 2'de de yenir. Kebabın önünde yarım bir ekmek değil mi abi? Aynen öyle Murat abi. Hadi sana ya beraber yiyeceğiz dedik. Bana eşlik etmeyecek misin? Abi hayır mı bir şey falan yok değil mi yemeğin içinde? Estağfurullah. Ne yemiyor? Beraber yiyelim abi. Ayran bari iç. Onunla mı içmiyorsun? Diyet mi yapıyorsun? Yok. Bir tane servis sabah getirdim. Abdullah abi. Geldim. Fiyatlar nasıl? Fiyatlardan bir bahsetsene. Abi. Bu cevizli lokum. Evet. Şu bahsettiğimiz lokum. Porsiyonu 45 TL abicim bunu. Porsiyonu bu şekilde. 45 TL. Evet, evet cevizli. 45 TL abi.
Bununla beraber abicim salatası, çiğ köftesi, çorbası. Biraz yüksek konuşalım mikrofona. Salatası abicim, çiğ köftesi, çorbası, tanyatör çeşitleri bunlar önden ikram olarak veriyorum. Fiyatı sordum, fiyatı sordum sesin bir içine kaçtı abi ya. Korktum bir anda. Yok estağfurullah. 100 lira mı diyecek, 100 lira mı diyecek. Onlar dedim biraz yüksek konuş abi. Evet abi. Şurada gördüğümüz şunların hepsi ikram mı abi? Evet abicim. Salata hepsi ikram. Yeşillik salatalarımız ikram, çiğ köftemiz ikram, önden çorbamız ikram. Şu çorba, ne çorbası abi? Bu kremalı mantar çorbası abi. Normal kremalı, klasik mantar çorbası. Evet. Bizde abicim günlük çorba değişiyor. Bir gün ezogelin, bir gün domatesli çorba, bir gün cuma günleri alaca çorbamız çıkıyor abicim. Evet. Hafta sonunda genelde kremeli mantar çorbası bunun çıkıyor. Bunun fiyatı ne abi? Simit kebabında da porsiyonu 40 lira abicim. Porsiyonu 40 lira. Evet. Bu biraz bu 3 tane... Yok, o yarım porsiyonu. Ha bu yarım porsiyonu, 6 tane var. 6 tanesi bir porsiyon oluyor abicim. O da 40 lira. Evet, bunların hepsi kuzu et tamam. Kesinlikle abicim, bizde koyun etleri abi. Beset yani. Pişirici kebabı nasıl bulacaklar abi? Pişirici kebap, Gaziantep'e geldiklerinde abicim, Adliye'ye yakın abi, polis okuluna yakın. Navigasyona yazdıkları takdirde adresimize pişirici kebap ulaşabilirler. Gaziantep'te kime sorsalar ulaşabilirler. Vallahi. Yani şöyle söyleyeyim, öğlen servisinde öğlen çok yoğun oluyor. Akşam servisinde çok yoğun oluyor. Şu an biz ikindin geldik, bu çekimi ikindin 1-1,5 saat bekleyerek çekebildik. Evet. Gerçekten işleri çok güzel çünkü özellikle Gaziantep'in yerlileri çok fazla tercih ediyor abi seni. Kesinlikle evet. Bürokrasi kesimi çok fazla tercih ediyor. Sağ olsun. Lezzetleri çok beğeniliyor. Ben de yani ilk defa gelmiyorum buraya. Daha önce de çok geldim. Şeref verdin abi. Evet Gaziantep'e yolunuz düşerse böyle farklı aynı zamanda Gaziantep kebaplarını da yemek istiyorsanız veya farklı inovasyon ürünlerini de denemek istiyorsanız burayı sizlere tavsiye edebilirim. Eyvallah. Lezzetlerine %100 kefilim. Allah senden razı olsun. Abi. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Abi teşekkür ediyorum. Rica ederiz abi benim. Sana da teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettin ama yemedin. Alacağım olsun. Yo valla cezalısın. Valla cezalısın.